Ramazan güzelliktir, sabrı şükrü öğretir. Manidar başlıyor bak, tadını bilen bilir. Mani mani manidar, mani dolu manidar. Mani mani manidar, mani dolu manidar. Osmanlı'da mahalle, bundan yüzyıllar önce. Manidar başlıyor var, tarih sanki bugün de. Mani mani manidar, mani dolu manidar. Mani mani manidar, mani dolu manidar. Dur Davut, iyice düşün kafiyeni, öyle gir maniye. Evet, onu öyle desek. Tamam. Ya bunu da böyle desek. Sonunda da şöyle desek. Hah, tamam. Tamam ya işte, bu harikulade oldu. Sonu var ya, muhteşem. İşte bu Davut, bu kadar basit. Sonuna bayıldım. Kim demiş Davut maninin sonunu getiremez diye. Bak, harika oldu işte. Gece oldu çıktım. Hay Allah, başı nasıldı? Yahu sonu leziz olmuştu, lakin başı neydi? Püh Davut, 40 yılın başında bir maninin sonunu güzel buldum, şimdi de başını unuttum. Neyse, vur davula. Karagöz perdesi kurulsa yine meydana. Kurulur Ramazan bitmeden elbet. Keşke hep gelse. Her istediğimde izleyebilsem. Sen çok mu seviyorsun Karagöz izlemeyi? Evet. Bir güzel, bir eğlenceli, bir muzip oluyor ki sorma gitsin. Keşke hep elimin altında olsalar. Nasıl olacak o? Böyle bir kutuya koysam onları. Kutunun kapağını açınca oynamaya başlasalar. Karşısına geçip izlesem ben de. Sıkılınca kapatsam kutuyu, isteyince açsam. Olur mu öyle şey Hacı Ali? Karagöz oynatanlar da insan. Nasıl koyacaksın kutunun içine? Doğru. İnsanları koyamam kutuya ama keşke tasvirleri olsa elimde. Onları koysam kutuya. Onları oynasa her istediğimde. Tasviri kim oynatacak Hacı Ali? Yine insan lazım. Bunun bir yolu bulunur elbet ileride. İnsanlar kutuyu açtıklarında istediklerini seyreyler. Kapattıklarında kutu köşede öylece durur. Hiç sanmam. Böyle bir şeyin yolu nasıl bulunur? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dememiş miydim? Allahu Ekber. Ana, baba, okundu ezan. Duyduk kızım. Hadi gel de açalım orucumuzu. Allahu Ekber.
amca kesesini düşürdü. Lakin fark etmedi. Bey amca, bey amca. Hocam bugün mani yarışması yapılmayacak mı? Yapılacak Veli. Neden başlamıyoruz öyleyse? Mahi arkadaşınız gelmedi henüz. Onu bekliyorum. Hay Allah, hiç geç kalmazdı. Hasta falan mı acaba? Yoo, babasıyla öğle namazından sonra hasbihal ettik. Mahi'nin mani işinde pek mahir olduğunu söyledim. Üzerine konuştuk. Öyle olsa söylerdi babası. Allah Allah. Neyse, biraz daha bekleyelim. Gelir elbet. Bey amca, bey amca. Hay Allah, nereye gitti bu? Hocam Mahi gelmeyecek belli ki. Biz başlasak ya, bugün de onsuz oluversin. Dur Veli, arkadaşını bekle biraz. Sabır göster oğlum. Veli haklı Davut. Yapacaksak yapalım. Teravih vakti yanaşıyor. Yaşasın! Bugün size konu vermeyeceğim. Serbest mani yarışı olacak. Üçünüz bir yarışacaksınız. Yaşasın! Bülbülüm var kafeste, kuru ağaçlar kereste. Dediler rakibin Hacı Ali. Çıktım karşısına bir hevesle. Gülleri dizdim deste deste. Oturdum yaptım beste. Mani gemisi hevesle yürümez Veli. Gel bana öğreteyim bir derste. Durun kardeşler, vurmaz dost dosta. Kepenek hasıl olmazdı. Sığsa çoban da posta. Sel oda, osa da nafile vurup durmayın. Gelin, ben de iyi acizden ders alın bir posta. Yaşayın, var olun. Neşe doldu her yan. Bunlar ne güzel mani. Her biri çok iyiydi. Bir tur daha devam ettirip kim kazanacak görelim. Hay Allah, ben bu adımı bulamayacağım sanırım. Daha fazla dolanmadan gidip keseyi İmam Efendi'ye teslim edeyim bari. Ramazan mağfiret ayı bolca dua et. Bu güzel ay bize bir lütuf, bizlere bir nimet. Zararsız dedim, ilişmedim lakin. Hacı Ali derken sıyrıldı aradan Mehmet. Sen seni bil Veli, bileyim ben de beni. Zararlı ne Mehmet'tir ne de Hacı Ali. Kim nefsine yenilmişse eğer, zararlı dediğin işte odur Veli. Gülmek güzel şey, gülelim güldürelim. Sevmek güzel şey, sevelim sevdirelim. Sizinle rekabet pek âlâ şey a dostlar. Lakin nafile uzadı, pes deyin de bitirelim. Vallahi nasıl çıkılacak bu işin içinden bilmem. Her biri birbirinden güzeldi yine manilerin. Elleri görelim. İmam Efendi, İmam Efendi. Mahi kızım, nerelerdeydin? Bu ne telaş? Mani yarışına telaşlandıysan bugünlük bitti. Arkadaşların abdest almaya evlerine gitti. Yok, yok, o değil İmam Efendi. Sağlık olsun. Yarınkine katılırım inşallah. Benim derdim daha büyük. Ne oldu kızım? Bu keseyi bir bey amca düşürdü. Yerden aldım, peşinden koştum. Lakin bir türlü bulamadım. Hay Allah. Bütün mahalleyi gezdim, dolaştım nafile. Sahibine ulaştıramadım. Ben ne yapacağım şimdi bu keseyi? Ah benim güzel, vicdanlı kızım. Keşke dolanmadan doğruca bana gelseydin. O adamcağızın keseyi düşürdüğü yere bizimkinden daha yakın cami var mı? Yok hocam. Tamam o halde. Caminin önündeki yitik taşının üzerine koyalım. Adamcağız kesesinin olmadığını fark edince ilk gelip oraya bakacaktır. Yitik taşı mı? Elbette ya. Her kim ki bir şeyini yitirir, ilk gelip bakacağı yer yitik taşıdır. Hiç bilmiyordum hocam. Ama ya kötü niyetli biri gelip alırsa oradan? Mahallemiz Müslüman mahallesidir kızım. Müslümanın eli harama uzanmaz. Kardeş kardeşin malına göz diker mi hiç? Dikmez hocam. Hadi gel, yitik taşına bırakalım keseyi.
Hay Allah, yitik taşında da yok. Hocam, bu amca o amca. Selamun aleyküm. Bir şey mi arıyorsunuz? Aleyküm selam hocam. Evet, kesemi düşürdüm. Çok geçmiş olsun. Sorma hocam. Kendi param olsa dert değil. Lakin bizim lonca bir yetime yardım parası toplamıştı. Götürüp onu teslim edecektim. Allah'ım ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Üzülmeyin bey amcacığım. Keseniz burada bakın. Aa, vallahi de benim kesem. Sen mi buldun ufaklık? Evet, önümde düşürdünüz. Ardınızdan seslendim lakin duyuramadım sesimi. Biz de yetik taşına bırakacaktık. Allah sizden razı olsun. Allah öksüzü yetimi unutmayıp arasında yardım toplayan loncanızdan da razı olsun. Loncamızın hayrının üstüne bir de sizin hayrınız eklendi. Allah sizlerin hayrını da kabul etsin. Amin. Can Güncem, canım Güncem. Allah'ın izniyle bugün birincilik ipini göğüsledim. Lakin çok da mutlu olmadım. Hep tüm arkadaşlarım çok iyiydi. Onlar da hak etmişti diye düşündüm. Hem de Mahi yoktu. Bir kişi 90'ken kazanmak, herkes tamken kazanmak kadar mesut etmedi. Neyse, kısmetse daha Ramazan uzun. Allah'ın izniyle elbet içime silecek, tam istediğim gibi bir galibiyet elde ederim. Yarın ola, hayrola.